أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استخدمنا في خدمة القرآن والإيمان والإسلام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين Keyif suresinin 7. ve 8. ayetlerinin tefsiri olan 17. sözü okumaya devam ediyoruz. Ve bu ayetlerin La uhubbul afilin ifadesiyle meşhur ve malum olan Hazreti İbrahim'in kalbinin ifadelerini bize aktaran ayet ile La uhubbul afilin ayeti ile tefsirini okuduğumuz bölümdeydik. En'am suresinin 76. ayeti. Eğer kalp beka istiyor, bekaya talip, fakat bu dünyada beka olmadığı için kalp bu dünyanın bizzat kendisiyle tatmin olamayacağını ifade ediyor ve böylece Keyif suresinin 7. ve 8. ayetindeki biz yeryüzünü güzelleştirsin diye yarattığımız şeyleri toz toprak yaparız ifadesinin ne anlattığını, bize neyi gösterdiğini daha iyi anlamamıza vesile oluyor idi. Bunu şimdiye kadar çok konuştuk. Şimdi ikinci levha başlığı altındaki bölümü okumaya devam ediyoruz. Akıl miftahı kenz oldu. Hazinelerin anahtarı oldu. Hangi halde? Huzur halinde olan, ehli huzur olan kişiler için akıl hazineler anahtarı oldu. Hazine anahtarı oldu. Yani aklı kullanıyorsunuz, kendinde hiçbir hazine yok. Bu da önemli akılın tarifi bakımından. Kendinde hiçbir şey yok. Adi bir demirden yapılmış alet düşünün anahtarı. Fakat bu anahtar ile hazineleri açıyorsunuz. Eğer bu kendinde değeri olmayan anahtarı kullanıp hazineyi açmadığınız zaman, bu bir metafordur, temsildir, hazine kapısını açmadığınız zaman hazinedeki olanlardan faydalanamazsınız. Hazinenin içindekiler bizim için bir değer ifade etmez. Ama eğer bu kendisinde bir değeri olmayıp ve fakat alet olarak kullanıldığı zaman çok önemli hazineleri açan bu anahtarı kullandığımızda önemli hazineler sahip oluyoruz. Onun için akıl, buradaki tabir, miftahı kenz oldu. Ehli huzur için geçen dersimizde, sohbetimizde detaylı bir şekilde durduk. Ehli huzur ne demektir diye. Huzurda olan insan ne demektir diye detaylı bir şekilde durduk. Bunun üzerinde tekrar durmuyorum. Aklı kullanmak suretiyle eğer bir insan ehli huzur ise, ki ehli huzur ise ehli hidayet olur. Ehli huzur olmayan ehli hidayet, ehli iman olmaz diye ısrarla üzerinde durmuştuk. Çünkü iman ancak huzur ile elde edilir. Yani bizim
önümüzde mevcut olan delilleri değerlendiren insan ancak o deliller vasıtasıyla, o delillerin şahadeti vasıtasıyla, şahitliği vasıtasıyla huzura erer. O delillerin şahadeti vasıtasıyla doğruyu, hakkı, hakikati bulur. Eğer ehli huzur değilse hakikati bulması taklidendir. O da ehli hidayet değil. Hangi kültürü taklit ediyorsa o kültürün takipçisidir. Hidayete ermiş sayılmaz. Ama bunun da bir açıklamasının yapılması gerekir dedik. Herkes az ya da çok ehli huzurdur. En azından şu kainata bakıp bu kadar muazzam kainat kendi kendine olmaz hükmüne ulaşır. Bu bir huzurdan gelen sonuçtur. Ama kainatın halikini tanıma işlemler silsilesinde bunun yeri binde birdir. 1999 kısmı ihmal edilmiş bir ehli huzur halidir bu. Efendim binde bir binde sıfırdan daha iyidir dersek evet doğru. Binde bir binde sıfırdan daha iyidir, daha üstündür. Evet. Binde bir küfür değildir. İnançsızlık değildir. İnançtır. Ama çok zayıf, etkisiz, zayıf etkisi çok çok az, hakikatla binde bir oranında ilişkisi olan bir değere sahiptir. Bu ehli huzur kelimesinin veya ifadesinin ciddiyetini dünyamıza taşımamız bakımından önemli olduğu için tekrar ettim. İşte böyle huzur sahibi olan bir insan, yani her halinde daima yaratılmışlarda tecelli ettiği şekliyle yaratıcısını tanıma, tasdik etme işlemini daima sürdüren bir insan için akıl hazineler anahtarıdır. Aklını kullanmazsa hazineye giremez ama akıl kendisinde hazine değeri taşımaz. Pardon, yanlış söyledim. Akıl, doğru, akıl yani anahtar. Anahtar kendisinde hazinedeki bulunan cevherleri tanımaz, taşımaz. Ama ancak anahtar vasıtasıyla hazineye girilir. Burada da çok uzun zaman insanların üzerinde tartıştığı bir konuyu güzel bir ifadeyle çözümlemiş olarak buluyorum ben kendim. Akıl hakikati bulabilir mi? Akıl ne işe yarar? Vesaire. İşte vahiysiz olur mu? Bunların hepsi burada çok kısaca bir ifadeyle vahide, kainatta, insanın diğer duyguları da her şey eğer akıl anahtarıyla açılmazsa kapalı kutu olarak kalır, hiçbir değer ifade etmez. Ama akıl ben çok önemliyim, hakikati ben kendim bulacağım derse, hayır, demir kendi içinde hazinedeki cevherlerden hiçbir şeyi ifade etmiyor. Bu da önemli bir nokta. Akıl eğer kullanılırsa hakikate giden yolda bir araçtır. Kullanılmazsa kendi başına insana hiçbir fazilet kazandırmaz. Onun için aklı hazineyi açmada kullanmayıp da hazinenin kabuğunun dışındaki veya hazine kapısını, duvarını, içini değil ama duvarını ölçmekle, incelemekle, burası bir hazine ama ben içinde ne var diye ilgilenmiyorum. Ben kapıya geldim, kapının kalitesine bakıyorum, duvara bakıyorum, menteşesine bakıyorum, gördüklerimle ilgileniyorum der. Aklı hazinenin dışıyla meşgul ederse, ki çok insan bu devirde öyle yapıyor, o akıl hazineyi açmadığı için, sorgulamadığı için, vazifesini anahtara, vazifesini yaptırtmadığı için, kapıyı açıp içeriye girmediği için hakikati
bulamaz. Bulamıyorlar, bulmuyorlar. Çünkü bir başka yerde de müellif şöyle söylüyor. Bilmiyorlar ki akıl bir alettir. Bir kapıyı açmak için araçtır, vesiledir. Kapıyı açıp içerisine girme vesilesidir. Hakikatin içine girme vesilesidir. Onun için aklın sorduğu sorular eşyaya doğrudan doğruya yöneltilecek. Mesela bir yaprağa akıl ya der ki senin ağırlığın ne kadar diye sorar. Sen hangi ağacın yaprağısın diye sorar. Ya senin kaç tane hücren var diye sorar. Senin şeklini ben çizebilir miyim diye sorar. Taklit edebilir miyim diye sorar. Akıl. Ya da yine aynı akıl akla sende bir düzen var. Bu düzeni nereden aldın diye sorar. Sende bir maksat var. Bu maksadı, varlığının maksadı var. Bu varlığı ve bu varlığın maksadını nereden aldın diye sorar. Sende çok önemli işler yapan özellikler var. Bu özellikleri nereden aldın diye sorar. Bunlar akıl sorar. Aklın bu soruyu sormasıyla birlikte akıl yine bu sorunun cevabının eşyanın bizzat kendisinden gelemeyeceğini anlayıp hazinenin içine girmeye başlar. İçeriye girer. Yani Risale'nin tabirlerini, Said Nursi'nin tabirlerini kullanacak olursak mülk cihetinden melekutiyet cihetine, manayı ismiden manayı harfiye, yani neye delalet ediyor? Bu yaprağın üzerindeki dizayn neye delalet ediyor, işaret ediyor? Bu yaprağın içindeki hücrelerin yapılışı, anlamlı kuruluşu, hücreler arasındaki anlamlı bağ ve çalışma şekli neye işaret ediyor? Neyi gösteriyor? Neye delalet ediyor? Der ve böylece akıl vazifesini yapmış olur. Eğer akıl vahyi dinlerse, vahiy de zaten biz her şeyi ayet olarak yarattık, delil olarak yarattık. Siz onlara delil olarak bakmak suretiyle değerlendirin der. Böylece aklın kullanılmasıyla hem kainattaki şehadet hem vahideki şehadet birbirini tasdik eder, birbirine yardımcı olur. Çünkü kainatın yaratıcısı kainatın şahitliğini bir de dil ile ifade etmektedir, lisan ile ifade etmektedir. Hep fiil ile ifade etmiyor, etmemesi lazım. Bir de konuşma lisanıyla ifade etmesi lazım. Bu da şu demek, kainatın yaratıcısı madem ki insana, zişur muhatabına yaratmış, kendisine muhatap olabilecek özelliklerle donattığı insana hem duygular vermiş ki o duygularla fiilin, yapılan işin ne anlama geldiğini ölçüp tartıp bilebiliyor, ölçebiliyor, algılayabiliyor, hem de akıl vermiş, o akılla bu ölçülü, düzenli, maksatlı, hikmetli varlığın neye delalet ettiğini soruyor, hem de bunu diliyle kelimelere dökebilecek özelliğe sahip, hem de kendisine yapılan açıklamayı, lisan cinsinden yapılan açıklamayı, yalnızca fiil cinsinden yapılan açıklama değil, lisan cinsinden söz ile yapılan açıklamayı anlayabilecek kabiliyetteki muhatabı olan insana yaratıcısı hem fiil ile kainatı yaratıp hem de söz ile vahiy göndermek suretiyle, konuşmak suretiyle insana muhatap olması gerekir, zorunludur. Mantıken insan düşününce şu kainatın yaratıcısı bana fiille kendini anlattığı gibi sözde de kendisini anlatması gerekir der. İnsan kendisine verilen emanetleri kullandığı zaman.
Bunun için bu ifadeyi akıl miftahı kenz oldu. Hazine anahtarı oldu. Ehli huzur için akıl hazine anahtarıdır. İşte hazineyi iki surette akıl aracılığıyla açıp çözebiliyor insan. Bir, duygularını kullanarak alem-i şehadetteki olayları algılayabiliyor. Data toplama diyoruz buna. Data toplayabiliyor. Objektif data diyorlar. Nesnel data diyorlar. Nesnel data toplayabiliyor. Hem de akıl bu nesnel datadaki özelliklere siz nereden geldiniz diye sorabiliyor. Hem de yine akıl vasıtasıyla konuşulanı anlayan insan konuşma suretiyle ben şu yarattığım eşyayı senin sorgulaman için delil olarak kullanman için vesile olsun diye yarattım ayetine bakıp aa diyor, hem fiille konuşmayı hem de kaville, söz ile konuşmayı, ikisini de birden akıl algılayabiliyor. Bunlar çok önemli konular olduğuna inanıyorum. Çünkü tarih boyunca, insanlığın yazılı tarihi boyunca yapmış olduğu bu düşünce serüveninde, seyahatinde bu olay her zaman kilit nokta olarak kalmıştır. Her zaman. Her düşünen insan gerek vahiy ekseninde düşünsün, gerek vahiyi ihmal edip yalnızca akıl ekseninde düşünsün, kainatı tek başına kendi kendine oluşmuş nesneler yığını olarak görüp düşünsün. Bunlara filozoflar diyorlar, öbürlerine de teologlar diyorlar, ilahiyatçılar diyorlar. Her iki grup insan akıl fonksiyonu nedir diye çok kavga etmiş, hala da ediyorlar. Biz de amatörce, profesyonelce bunu konuşacak durumda değiliz. Amatörce, peki bütün bu kavgaların sonucunda özellikle çok çok isabetli bir yorum yapmış ve isabetli bir tespit yapmış olan Said Nursi'nin şu eserlerinde nasıl bir tavır takınılıyor dediğimizde karşımıza en güzel özet ifadesi bu akıl miftahı. O da ama ehli huzur olmak şartıyla. Ehli huzur olmayanın aklı anahtar olarak kullanması mümkün değildir. O zaman ehli huzur olmadan aklı kullanan yalnızca vahyi kullanacak ve vahyi kainatın şahitliğinde değerlendirmeyeceği için tıkanıp kalacaktır. Ki kainatın şahitliğinde vahyi anlama çalışması yapmayanlar kendi iç dünyalarında kendilerini tekrar eden, ispatı değil de iddiayı içeren sonuçlara ulaşmışlardır. İnsan için aklın tasdik edeceği sonuçlara ulaşamamışlar. Bunu herkes, artık bu konuda çalışanlar biliyorlar, gösteriyorlar. Bu da çok önemli bir sonuçtur. Çok çok önemli bir sonuç. Kur'an, kainat, vahiy yani kainat eşliğinde anlaşılma çalışmasına tabi tutulmazsa akıl hakikati bulamıyor. İnsan hem duygularıyla şu kainatı hem de duymasıyla hisleyeceğim ama ruhuyla diyelim kendisine söylenileni anlamasıyla idrakiyle söylenilenden bir yorum çıkartma kabiliyetiyle vahiyden gelen mesajı algılayıp analiz edip bir sonuca ulaşabilme kabiliyetinde yaratıldığı için insanın yarısını alıp yarısını almayan, mesela yalnızca duygularla topladığımız data bize yeter diyen veya hayır bizim duygularla toplayacağımız maddi detaya ihtiyacımız yok, yalnız vahiy bize yeter diyenler hep yarım insan muamelesi yapmışlar ve bunun içinde hakikati insanı ikna edecek bir şekilde sergileyememişler diye anlıyorum. Bu benim acizane anlayışım.
arkadaşımızdan birisi Mehmet Emin şöyle yazıyor. Şöyle diyebilir miyiz? Aklın kendisi dahi çok ziynetli, harika özelliklere sahip olsa da öylesine değerli bir hazineye ulaşmamıza vesile olan bir araç olduğu için basit bir anahtar hükmüne düşüyor kıyas edince. Ben öyle demiyorum. Çünkü ne demek? Kendisi dahi çok ziynetli, harika özelliklere sahip. Hayır, akıl bir alettir. Aletin hiçbir harika özelliği yoktur. Yani ziynetli yani veya bizim hazinede bulacaklarımızdan hiçbirisi akılda yoktur. Hazinede bulacağımız özelliklerden hiçbirisi akılda yoktur. Bu önemli bir unsur. Onun için akıl çok önemlidir, anahtar olarak önemlidir. Araç olarak önemlidir. Vesile olarak önemlidir. Aklı ihmal eden hazineye kesinlikle giremez. Ama aklı eline alıp da anahtar olarak kullanmadan, kapı açmak için kullanmadan, bunun arkasında ne var diye incelemeden, kainata bakan insanların hiçbirisi hiçbir hakikat bulamamıştır. Tesadüfen oluşmuş, kaos net çıkmış, kendi kendine oluşmuş bir düzen olan kainattan bahsediyor bu insanlar. Düşünün. Bu kadar ahmak. Yani aklı anahtar olarak kullanmadıkları için. Bunun arkasında ne var diye sormadıkları için. Aynen düzen görüyorum diyor. Peki bu düzen nereden gelmiş olabilir? Bunun kasıtlı olduğu apaçıkar. O halde bu kastın kaynağı nedir diye araştırmazsa, düzeni kendi içinde anlatmaya çalışırsa, buna doğal olarak oluşmuş düzen, naturalist reason diyorlar. Naturalist reasoning, naturalist muhakemenin, akıl yürütmenin sonucunda chaos vardı, kaos vardı diyorlar. Kaostan ordu çıktı diyorlar. Hiç mi hiç hakikati olmayan hiçbir aklın eğer kendisini şartlandırmazsa yani sayılarla ifade edilemeyecek bir düzenli, kasıtlı varoluşun yaratma demiyorum, dikkat edin, kainat var çünkü. Böyle bir varoluşun müşahedesini yaptıktan sonra bu düzenli varoluşun tamamen rastlantı eseri kaostan, karma karışık atom yığınından veya kendi kendine patlamış bir şeyden, o da anlamsız, nasıl kendi kendine bir şey patlar, patlama da bir fiildir, fail ister, mantıksız. Evet, kendi kendine patlamış bir şeyden düzen zaman içinde oluşmuş demek kesinlikle akla vazifesini yaptırmamak için, yani aklı bir anahtar değil de sanki bir keser gibi, bir balta gibi kullanıp duvarı inceleyen, kapının kendisini inceleyen, kapıyı açmak için değil, inceleyen bir alet olarak kullanan mantıksız, örümcek kafalı bir insanın işidir o. Yani örümcek kafalı dediğim, hiç çalıştırmamış kafayı, ilk defa bir şey düşünüyor olmuş. Onun için kafa iyice örümcekleşmiş, yani çalışmayan şeyler örümcek derler. İşte dogmatik düşüncenin altında böyle anahtarı kapı açmak için değil, kapının üzerinde neler var neler yok diye vurmak için kullanmaya benzetiyorum ben. Kapının üstünde kalıyor. Kapının neyi işaret ettiğine hiç bakmıyor. Mesela karşıda bir insan var, size eliyle mesela selam veriyor diyelim veya işaret ediyor, gel işareti yapıyor diyelim, gel işareti yapıyor diyelim. Siz bu işaretin ne anlama geldiğini anlamak yerine bu adamın elinin hareketlerinin fizyolojisini çalışıyorsunuz. Yani parmaklarını şöyle oynattı, elini sağa sola doğru şöyle yansıttı, beyninde şöyle bir fiiller oldu falan diye kasların eğilme veya bir yerden bir yere bir taraftan diğer tarafa hareket etme çapını veya
açısını hesap ediyorsunuz. Adamın ne demek istediğini hiç anlamak istemiyorsunuz. Bu insana yakışan bir tavır değildir. Bu kasıtlı olarak o insanı anlamama tercihidir. Yani bir insanın kas hareketlerini çalışmayacağız mı demeyeceğiz, değil mi? Bir insan size el hareketi yaptığında, size bir eliyle çağırma hareketi yaptığında veya elini size sallayıp selam verdiğinde, siz o kişinin selam veriyor olduğunu anlamamak için ne kadar direnirseniz o kadar dogmatiksiniz. İşte anahtar dediğim burada bu insan ne demek istiyor sorusunu sormasıdır. Yoksa elinin hareketinin fizyolojisini çalışmak, bugünkü modern bilimin kainatı çalıştığı gibi çalışmak dogmatikliktir. İnsaniyeti kullanmamadır, aklı alet olarak kullanmamadır. Manayı ne gibi işaretleri algılayabileceğimizi ölçme, tanıma aracı olarak kullanmamadır. Mehmet Emin yazıyor tekrar, akla verilmiş harika özelliğe örnek, dünyanın en zor matematik problemlerini çözebiliyoruz, teknolojik aletler yapabiliyoruz, tarım yapıyoruz vesaire gibi şeyler. Bunlar harika değil mi dünyanın kendi zatında dahi olsa? Aklın vazifesi bunlardan öteye gitmedikçe aklı, yani anahtarı keser gibi kullanmanın örneğidir bunlar. Matematik problemlerini çözüp ne yapacaksın? Çözdün, ne oldu? Aklın vazifesi bunun gerisinde ne var olacak? Aklın vazifesi bunun gerisinde ne varı soracak. Anahtar kapı açacak. Kapının arkasında ne var soracak. Bunu hala anlamaya çalışmamız lazım. Teknolojik aletler yapsın, yapsın ne oldu? Yani akıl bir alet olarak bu kapalı kapıların arkasında ne var? Nedir bu her mevsimde yüzüme gülen çiçekler, meyveler, sebzeler, bunlar nereden geliyor diye sormazsa, bu toprağın içinde ne var ki de bana devamlı ikramda bulunuyor, nimet veriyor diye sormazsa, aklı keser olarak kullanmak demektir ya da çekiç olarak kullanmak demektir, anahtar olarak kullanmamak demektir. Düşünün, bir anahtarla bir çiviyi çakmaya çalışıyorsunuz, onun gibi bir şey. Anahtar kapı açmak içindir. Arkasında ne var demek içindir. Onun için ehli huzurun elinde akıl bir anahtar olarak kullanılacaktır. Onun için bir, mesela bir kişi büyükçe bir anahtarla 5-10 tane çivi çaktı diyelim. Ama ne harika kesermiş veya çekiçmiş derseniz, sizin dediğiniz gibi oluyor. Bütün teknoloji ürünlerinin hepsini topla, insani değerlerimiz karşısında hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. İnsan duygularını, hislerini kendisine vereni, bu hisleri kendisine vereni tanımak için akıl aletiyle donatılmış. Duygularını, hislerini bu akıl aleti aracılığı vasıtasıyla kullanmak için var edilmiş bir varlıktır insan. Eğer insan bu özelliğini kullanmaz da yalnızca teknolojiyi, daha yüksek bina yapmak, daha hızlı giden araçlar yapmak, daha hızlı ses dalgasını taşıyan komünikasyon araçları yapmak için kullanırsa, insani değerlerini sıfıra indirmiş demektir. Çünkü bu teknolojinin insani değerlere hiçbir katkısı yoktur. Bundan emin olalım. Her tarafınız en hızlı komünikasyon araçlarıyla dolsa, en hızlı şekilde konuşabilsen herhangi bir kişi, uzaktaki kişiyle, sesiyle konuşabilsen, hisleriyle konuşabilsen, rengiyle, resmiyle konuşabilsen, hatta ve hatta bizzat kendisini yanına getirip konuşabilsen ne olur? İnsaniyetine ne kadar? Sen niçin var edildin bu dünyada?
varlığına, insaniyetine ne kattı? Çok hızlı komünikasyon yapabilen fotonlar var. Güneşten gelen ışıkların fotonları var. Çok daha hızlı komünikasyon yapıyor. Her yere girip çıkabiliyorlar. Atomun küçük parçacıkların içerisinde, küçük parçacıklarının kabiliyetleri, insanın ulaşacağı kabiliyetin milyarlarca ötesindedir. Sen bir atomun çekirdeği ya da atomun içindeki bir parçacık kadar mı kıymetlisin? Bunu hiçbir zaman ben arkadaşıma demiyorum. Bu işi yazan Mehmet Emin arkadaşıma demiyorum ama insanlar teknoloji ürünleri karşısında bana göre basitliklerinden, insaniyetlerinin ana maksadını unutmalarından dolayı ağzı açık hayran hayran, ağzının suyu aka aka Batı dünyasının bu dünyanın dış kabuğunda yapmış olduğu araştırmalara hayranlığından kaynaklanıyor. Bu daha önce Mesnevi'de okuduğumuz parçadaki geçen ifadeyle kaselistlik yapmak demektir. Yalakçılık yapmak demektir. Ne olmuş yani? Ne olmuş? Çok hızlı bir şekilde konuşmuşsun. Ne oldu ki? İnsaniyetine ne kattı ki bu seni? Çok hızlı bir şekilde bir yerden bir yere, bir ayda değil de 2 saniyede gitmişsin. Ne olmuş yani? 2 saniyede gittin, ne oldu? İnsaniyetine ne kattı bu seni? Ne düşün, ne gibi bir değer kazandın bununla? Bu kompleksi, bu teknoloji kompleksini, maddi terakki kompleksini aşamadığımız surette müddetçe hakikaten insaniyetimize bir katkıda bulunamayacağız. İnsaniyetle hiçbir ilgisi yok bunların arkadaşlar. Bunu hala anlamıyor muyuz? İyi bir detaylı bir şekilde düşünün. Peki ben şimdi eskiden bir mektup yazıyordum. O mektup bir ayda gidiyordu. Artık sizin tecrübelerinizde belki o yok da. Benim tecrübelerimde 15 günde giden mektupları biliyorum. Peki daha önce aylarca at arabalarıyla götürüyorlardı. Aylar sonra gidiyordu. Şimdi ay değil gün de değil, saat de değil, saniye de gidiyor. Ne olmuş? Ne kazandın kardeşim? Bir ayda gönderdiğin bir haber yerine insaniyetin bir saniyede o haberi göndermekle ne kazandı? Nasılsın lan? Ne burada havalar yağmurlu. Ne kazandın bundan? Hakikati, yaratılışın, varlığın gerçeğini anlatmayan benim insani duygularımın beklentilerini tatmin etmeyen, ben ebed istiyorum, ben huzur istiyorum, tutarlılık istiyorum, kendi içimde ben varım, varlığımdan memnunum, beni var edenin güveni altındayım, güvencesi altındayım, huzurunu hissetmek istiyorum. Bir an önce bir kişiye bir şey söylemişim. Ne olmuş ki? İstersen bu anlattığın hakikat olsun. O kişi hakikati duyacaksa duyacak, duymayacaksa duymayacak. Zaten bir insan eğer teknolojiye değer veriyorsa o kişi hakikatle ilgisi yok demektir. Bulamaz o kişi, imkanı yok. İstediği kadar ezbere Kur'an okusun. Hakikati bulamaz o kişi. Teknolojiyi bir değer olarak görüyorsak, teknolojik gelişmede insani bir değer görüyorsak, insanın varoluşuna katkıda bulunan bir değer görüyorsak, biz hala yayan gidiyoruz demektir aklın ne olduğunu anlama konusunda. Hala bize akıl teknolojide ilerlemek için verilmedi. Kainatın kapalı sırlarını açmak için verdi. Yaratılış ile bize gönderilen mesajı irdeleyip onun gerisinde ne var bunu anlamak için verildi. İyi dikkat edin, aklın görevi anahtardır, çekiç değil, teknoloji değil. Aklın görevi yaratılışın manasını, varlığın anlamını, varlık ile gönderilen mesajı anlama aracıdır ki insan ancak böylece insani duygularının isteklerini, arzularını, beklentilerini tatmin edebilir. Yaratıcısını bulmayan ebedi, mutlakı, sonsuzu, sonsuzun şu kainatta bize kendisini, şu kainat vasıtasıyla bize kendisini tanıtması olarak şu kainatı
görmeyen bir insan aklını, insaniyetini tatmin edecek şekilde kullanmaz, hayvaniyetini tatmin edecek şekilde kullanır. Yani cesedini bir yerden bir yere bir ayda değil de bir saatte götürecek araç yapmada kullanır. Ama yaratılışın ötesine, yaratılıştaki varlık alemdeki mesajları okuyup o mesajların gerisinde bize ne gibi bir mesaj var, o mesajların gerisinde olup bitenleri anlama aracı olarak kullanmadığımız sürece akıl bir alet olarak kullanılmıyor, olması gereken bir alet olarak kullanılmıyor, bir anahtar olarak kullanılmıyor, bir çekiç olarak kullanılıyor, bedene hizmet ediyor, insaniyete hizmet etmiyor demektir. Bunu anlamamız şart arkadaşlar. Artık bu teknoloji kompleksinden kurtulmak için neredeyse ben kendi dünyamda bütün teknoloji araçlarına protesto etmek istiyorum ama o zaman ders yapamayız. Evet, teknoloji bu dersi yaptırdığı için değil, derste, bu sohbette hakikati konuşmuyorsak ne konuşmuş olacağız? Boş. Boş işler, fani. Öldüğün zaman sana hiçbir faydası yok. Ruhun taleplerinin hiçbirisini yerine getirilmediğini göreceksin. Evet. Ben şimdi şöyle yazılanları okuyayım. Bir saniye. Akla verilmiş harika özelliği, örnek, neyse geç onları. Vahiden habersiz bütün bu dünya medeniyeti hazinenin kapısında oyalanmayın. Oyalanmanın bir yansıması ile hazineye girmenin sonucunda ulaşılacak hakikatin ne muazzam olduğunu düşünemiyor bile. Peki, her zaman olduğu gibi ben yine kendimi düzeltme uzmanı mı diyorum, düzeltme görevlisi mi diyorum, haşa. Beraber arkadaş, siz söyleyince ben de ha diyorum, buraya dikkat etmem lazım diyorum. Onun için yine cümlenin yapı kuruluşuna doğru bir şey söyleniyor ama bu şekilde söylenilmez bu hakikat diyorum. Vahiden habersiz bütün bu dünya medeniyeti. Şimdi vahiden haberli olmak için benim önce aklın bir anahtar olarak kullanılmasını bilmemiz lazım. Kullanılması gerektiğinde ittifak etmemiz lazım. Vahiden haberli olmak için. Yani bu akıl var, soruyor kardeşim, nasıl oldu da bu iş oldu diyor. Tesadüf aklın onaylayacağı bir olay değildir. Olamaz. Akıl tesadüfü ona, bunu herkes söylüyor zaten. Ama diyorlar, o dogmatik örümcek kafalı, kendilerine fizik, matematik profesörü diyen örümcek kafalılar diyorlar ki, ama diyorlar başka açıklama yok. Neden yok? Neden yok? Çünkü kapıyı kapattı. Burada düzenli bir olayın gerçekleşiyor olduğunu gördüğüm zaman, bu düzenli olayın mutlaka şuurlu bir tercih neticesinde gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen akla, yok yok öyle birisi yok dedi. Dogmatikliğin ta kendisi budur işte. Nereden çıkarttın eğer akıl sana düzenli bir iş yapılıyor ve o düzenli bir işin mutlaka düzenleyici bir şuurlu tercih edici faktörü olması gerekir diye haber veriyorsa, o haberi neden değerlendirmiyorsun, o kapıyı neden açmıyorsun? İşte o kişi vahyi dinlemiyor, dinlememe kararı aldı demektir. Yani vahyi dinlememe kararı aldı demek, aynı zamanda kainatı, sen niye böyle özelliklere sahipsin, nereden aldın bu özellikleri diye sormayan insan vahyi hiç dinlemez arkadaşım. Ebu Cebir Ebu Cebir. Onun için vahiden habersiz demek, benim elimde Kur'an var, vahiden haberli miyim demek. Hayır. O kutsal bir kitabı okuyorum demektir. Elinde Kur'an'ı olmak vahiyden haberli olmak demek değildir. Buna çok iyi dikkat edelim. Vahiyden haberli olmak demek öncelikle ehli şuhud olmak, ehli huzur olmak, buradaki ifadesiyle başka yerlerde ehli şuhud olmak diye söyler. Öncelikle ehli huzur olmak, yani şu kainatı karşına almak, ondan sonra bu kainattaki gördüğün özelliklerin nereden gelebiliyor olduğunu soran
aklı kullanıp o özelliklerin nereden geliyor olduğunu araştırmaktır. Yoksa o özellikleri kullanıp teknolojik ürünü üretmek değildir aklın görevi. Evet, onu da yapar ama onu yaparken de başka özellikleri bulur, doğrudur, ama yine o özelliklerin nereden geldiğini sormazsa akıl görevini yapmıyor demektir. Teknoloji de ilerliyor ama insaniyet ilerlemiyor demektir. Hayvaniyet ilerliyor demektir. Beden ilerliyor demektir. İnsanın maddi tarafı ilerliyor demektir. Yani bir bedeni bir yerden bir yere daha hızlı götürüyor. Bir ses dalgasını bir yerden bir yere hava molekülü aracılığıyla değil de elektrik fotonları aracılığıyla ya da her ne diyorlarsa elektronlar aracılığıyla göndermek demektir. Aynı şey. İnsaniyet bir şey kazanmadı ki. Maddeyi daha fazla hızlı taşıdın demektir. İnsaniyet o değil ki. İnsaniyet ben neyim? Ben nereden geldim? Niçin burada varım? Benim sonum ne olacak? Benim varlığımın esası nedir? Ben nereden buraya bu özellikleri birlikte kendisinin nereden geldiğini soran özellikle birlikte varım diye soran tarafımızdır insaniyet. Buna cevap var mı? Teknolojide yok. İnsan kapıyı eğer aklı kullanarak hazineyi açmazsa, kapıyı açmazsa kainatın bu sır nedir, bu muazzam mükemmel sistem neyin nesidir diye sorup da öbür tarafa bu sistemin işaret ettiği kaynağa müracaat etmediği sürece olduğu yerde sayıyor insaniyeti. Ama bedeni hızlı hareket ediyor olabilir. Hiçbir şey ifade etmez. Bedenin hızlı hareket etmez, hiçbir şey ifade etmez. En fazla hızlı hareket etsen ışık fotonları kadar edersin. Işık fotonlarından sonra da sen de enerjiye dönüşürsün. Edemezsin. Demek ki ışık fotonlarının kıymeti kadar kıymetli olursun. İnsaniyet o değildir arkadaşlar. Ha, insaniyeti bu şekilde kapının arka tarafını açmak için sorguladığımızda aklımızı kullanıp sen nereden var oldun ki, nasıl var oldun ki diye sorguladığın anda vahiy ondan sonra sana rehber olur. Onun için durup dururken vahyi, ben bu Ebu Cebir arkadaşın durup dururken vahyi, vahiden habersiz dünya dediğimizde, ben arkadaşı eleştirmiyorum, hayır asla ve kat'a, arkadaşın söylemek istediği bir maksat var, onu anlıyorum. Yani onu takdir de ediyorum, etmiyor değilim, ediyorum, ama bu cümleyi kullanmak suretiyle size bir başka meseleyi, sizinle bir başka meseleyi tartışmak istiyorum. Vahyi durup dururken yanınızda rehber alamazsınız eğer şu kainatın manasını, neye işaret ettiğini sormadıysanız. Aklınızı, size verilen aleti, şu kainat neyin nesidir, bu güzellikler neyin nesidir, bu hoş gördüğüm, sevdiğim olaylar neyin nesidir diye sormazsanız vahiy sizin için hiçbir şey ifade etmez. Vahiy yalnızca kutsal bir kitap olarak okursun, dua edersin ve hangi vahiyi okursan oku, insanlar İncil'i de ezberliyorlar, Yahudiler Tevrat'ı daha çok ezberliyorlar, Budistler kendi kaynaklarını çok daha fazla ezberliyorlar, Hindular kendi Vedalarından parçaları ezberliyorlar. Bunun bir değeri yok, kendi içinde bir değeri yok. Ama siz bir anlam verdikten sonra kainatı bir delil olarak, başlangıç delil olarak kullanıp demek ki bu vahiy de bunun destekçisidir, konuşma türünden ifadesidir şu kainatın yaratıcısının dedikten sonra, o konuşma türünden ifadelerinin çok kıymetli olduğunu bilip ondan sonra okuyup değerlendirirseniz oldu. Ama önce kainatı okumak ve sorgulamak şart. Yoksa insan gözünü açıp kendisini Kur'an denizinin içinde bulmaz. İmtihan böyle değil, yaratılış böyle değil. İnsan kendisini, gözünü açıp kendisini eşya, yaratık, mahlukat içinde buluyor. İyi dikkat edelim arkadaşlar. İnce, çok ince, biraz ciddi düşündüğümüzde anlarız. Ben arkadaşı tenkit etmiyorum. Öyle dedi diye. Onun söylemek istediğini anlıyorum, Ebu C'nin ne söylemek istediğini anlıyorum ve takdir ediyorum. Katılıyorum ama bir kelimeyi çok harca alem kullanıyoruz.
ona dikkat edelim diye söylüyor. Vahiyden habersiz olmayan diye. Vahiyden nasıl habersiz olacağımı sorgulamak için konuşuyorum ben. Şimdi buradan geçtim arkadaşımdan. Ata es geldi. Eskiden kılıçtan geçirip zulmederlermiş. Şimdi uzaktan kumandalı bombaya da insansız uçak kullanıyorlar. Evet olabilir. Teknoloji insanı öldürmede daha çok değerlendiriliyor diyor Ata es. Evet. Öyle oluyor maalesef. Mehmet Emin diyor, o yüzden belki de en önce çalışma yapılması gereken konuların başında insanın manevi yönü olsa gerek. İnsan hakiki manayı çalıştıkça insan olduğu için bu mananın hakkaniyetini çok iyi tahkik etmek gerekir sanırım ki teknoloji vesaire insanlık zannetmeyelim. Güzel, manadan ne kastettiğimizi, insanın manevi yönünün ne olduğunu herhalde biz sohbetlerimizde bu manevi manayı kullanıyoruz da manevi kelimesini fazla kullanmıyoruz. Onun bir nedeni var. Manevi deyince işin içine spirituality, spirituality deyince de işin içerisinde başka olaylar giriyor. Onun için o kelimeden mümkün olduğu kadar günlük konuşma dışında kaçıyoruz. Teknik olarak kullanmıyorum dikkat ederseniz. Ama sizin demek istediğinizi şöyle anlıyorum. Belki eminim bunu kastediyor Mehmet Emin. Böyle konuşmanız da çok iyi oluyor. Onu da söyleyeyim. Karşılıklı birbirimizin kelimelerini, terimlerini, kavramlarını açmış oluyoruz. Çok güzel oluyor. Hangi kelimeden ne kastettiğimizi bilmeden konuşup durmayalım. Bu da beklenilen bir sonuçtur bu sohbetten. Böyle karşılıklı sohbetten. Manevi demek insanın maddi yönü değil, manevi dediği Mehmet Emin'in benim insaniyet dediğim, insaniyet dediğim yönüdür. Yani bunun içerisine hisler girer, duygular girer, hayal gücü girer, akıl girer, ne bileyim lezzetler, hepsi onların yine duyguların içerisine koyalım, hislerin içerisine koyalım. Bunlar girer. Yani insan mesela insaniyetin en önemli yönü ben bu dünyada varlığımı sahipsiz kendi kendine oluşmuş olarak gördüğüm zaman varlığımdan korkuyorum. İyi düşünen bir insan eğer varlığını sahipsiz görürse varlığından çok endişe eder. Çok derin düşünürse intihar eder. Zaten çok derin düşünüp de yaratıcısını bulup ona sığınmayan, eûzu billah demeyen, Allah'a sığınıyorum, yaratıcıma iltica ediyorum demeyenler intihar ediyorlar. Ya da intihar edercesine bir hayat yaşıyorlar. Bunun örneklerini çok gördük. Yani tarihte de var derin düşünen insanlar. Yaratıcıya teslim, o yaratıcıyı bulamadılarsa, bulmaya razı olmadılarsa, dogmatik bir şekilde inat ettilerse sonunda ya intihar ediyorlar, fiziken intihar ediyorlar, kendilerini öldürüyorlar ya da düşünce itibariyle intihar ediyorlar, akılsız saçma şeyler söylüyorlar. Evet. Ebu Ce, teknolojik imkanların insana verdiği şey mükellef bir sofrada envai çeşit yemekten yemeye benziyor. Çeşit ceset besleniyor lakin ruh hep aç kalıyor. İnsaniyet aç kalıyor. İnsaniyetin içinde ruh da var. Ne isim verirsek artık. Maneviyat da var, akıl da var, kalp de var, her şey var, hisler var. Evet, onların hepsi aç kalıyor. Üstelik çok yemenin uyuşukluğunu çekmeye mecbur bırakıyor. İşte batı mı diyelim, kainatın esas maksadını değil de yüzeysel cismini çalışan, ne manaya geldiğini çalışmayan medeniyetler şimdi kendi içerisinde uyuşukluk yaşıyorlar. İnsaniyetleri ölüyor. İnşirah Nuru okuyorum. Yaratılış amacımız ve gayemizle alakalı bazı cümleler söylemiştim Amerikalı birkaç arkadaşa. Felsefe mi çalışıyorsunuz diyorlar. Dini bir eserin böyle bir yön vereceğini düşünmüyorlar. Evet, çünkü dinde yaratılışla ilgili konuların düşünülmesi, tartışılması, analiz edilmesi, bu sizin bulunduğunuz kültür içinde Amerika Batı dünyasında pek yaygın değil.
Müslüman dünyasında da yaygın değil. Siz onu aynı şeyi bir Müslüman grup, toplumdan gelen ve fakat ciddi düşünmeyen, kendisini geleneksel olarak Müslüman diye tanımlayıp geçen birisine sorsanız, o da size felsefe yapıyorsun kardeşim der. Çok duyduk çünkü. Çünkü insani değerlerin kullanılmasının din ile, din dediğimiz meseleyle, yani insaniyetin varlık nedeniyle bizim yaratılış maksadımızla ilgili olduğunu düşünmeyecek kadar insaniyetten uzak kişiler var bunlar. Ya benim varlığım, benim varlık nedenimle doğrudan doğruya ilgilidir. Yaratıcı beni yaratmasaydı ben yaratılmışlığımı ve dolayısıyla yaratıcıyı nereden bulacaktım ki? Benim varlığım, benim varlığımın maksadının birinci parçasıdır, birinci kapısıdır. Kendi varlığını düşünmeyen bir insan Allah'a inandığını hiç söylemesin mümkün değil. Gerçi düşünüyordur da farkında değil. Birazcık düşünüyor ama onun üzerine, dini onun üzerine kurmuyor, imanını onun üzerine kurmuyor, imanını taklit üzerine kuruyor. Gelenek üzerine kuruyor, imanı gelenek üzerine kurulanlar geleneğin müminidirler. Hakikatin mümini, hakkın mümini olamaz. Tarif gereği konuşuyorum, insanlar üzerinde hüküm vermiyorum. Ahmet'ten, Mehmet'ten bahsetmiyorum. Dikkat edin. Ha, ne yaptığımıza dikkat edelim ve arkadaşlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum katıldıkları için. Söyleyin karşılıklı birbirimizin kelimelerini, terimlerini, neler ifade ettiğini, neler içerdiğini anlayalım, tartışalım, konuşalım. Ta ki hakikati bulmada yardımcı olalım. Ebu Cebir diyor ki daha cahiller din bilim dışıdır, tartışılamaz, o yüzden görecelidir veya vicdan meselesidir diyorlar. Evet, usul farklılığı var, biz de burada zaten usul konuşuyoruz. Usul farklılığı var, yani bilim dediği şeyin neyi kastettiğine o da bilmiyor. Teknoloji çalışması yapan, yüzeysel çalışma yapan cismin bizzat kendisinin arasındaki ilişkileri çalışıp bu ilişkilerin nedenini, kaynağını, nereden gelebiliyor olduğunu düşünmeden, böyle bir sistemin kaynağına hiçbir zaman gitmeden yaptığı çalışmaya bilim çalışması diyor. Ondan sonra din bilim dışıdır diyor vesaire. Tabirler veya terimler birbiri içinde karışıyor. Evet, ehli huzur olan insan ehli hidayet olur. Ehli hidayet olan insan gafletten kurtulur ve gafletten kurtulan kimse de aklı hazine anahtarı olarak kullanır ve hazineleri açar bulur. Eğer aklı hazine anahtarı olarak kullandıysanız, devam eden cümleyi okuyorum. Fena babu bekadır gör. Fani olan şeyler, eşyanın fani olarak yaratılması, eşyanın çok güzel yaratıldığı halde güzelliklerle tezyin edilerek yaratıldığı halde sonunda toz ve toprak olacak, toz toprak olacak şekilde yaratılması aslında bekanın kapısıdır. Vakiyi, bekayı, ezeli, ebedi, sonsuz, mutlak olanı, kaynağı aramak için, aratmak için bir kapıdır. Çok güzel bir kapıdır. Yani fenayı anlayan bir insan, fena üzerinde düşünen bir insan, fenaya konsantre olan şu dünyadaki her şeyin hem güzel hem de fani olarak yaratılmasının ruhunda, kalbinde bu güzellikler fenaya gitmeli, gitmemeli diye feryat eden sesi dinleyen insan bekayı buldu demektir. İşte bu geçişi aklı bir anahtar olarak kullanmak suretiyle yapabiliyoruz. Aklı anahtar olarak kullanmayan kimse kalbin bekaya, bekayı arzulayan,
terennümlerini, ümitlerini, beklentilerini tatmin eden yolu göremez. Hayale kapılır. Tasavvura kapılır. İman hayal ve tasavvur olamaz. Yani yakin hayal ve tasavvur olamaz. Yani imandaki emniyet hayal ve tasavvur üzerine bina edilemez. Bunlar önemli usullerdir. Bu usullere dikkat etmek suretiyle biz imanımızdan emin olabiliriz. Onun için fena çok güzeldir. Çünkü ancak fena kapısıyladır ki, fena Türkçedeki fena kötü manasında değil, geçicilik, toz toprağa dönüşme. Ayet-i kerimede Kehf suresinin 8. ayet-i kerimesinde söylenilen vurgulanan nokta buydu. Ve inna leca'ilune ma aleyha sa'iden curuza. O yeryüzünde güzelliklerle süsleyerek yarattığımız o üstündeki güzelliklerin hepsini biz sonunda toz toprağa dönüştüreceğiz. Sa'uden curuza. Toz toprak yapacağız. Ve inna leca'ilune ma alel ardı sa'iden curuza. Sa'id. Sa'ile o da önemli. Evet, sa'iden sa'id değil, sinle değil, sa'da. Sa'iden curuza. Toz toprağa dönüştüreceğiz ayetinde. Vurgulanan nokta fenaya tabi kılacağız. Evet, fenaya tabi kılarak yarattık bu güzellikleri diyen ayeti kerimenin cevabında karşılığında fenanın bekanın kapısı olduğunu anlıyoruz. Bekayı bulmanın yolu olduğunu anlıyoruz fenanın. Fenayı görmeyen, fenadan emin olmayan, fenaya gidişin, toz toprak oluşun ne demek olduğu üzerinde düşünmeyen bir insanın bekayı bulması, bekayı bularak kalbini tatmin etmesi, insaniyetini tatmin etmesi mümkün değil. Bu da aklı alet olarak kullanmaktan geçiyor. Devam ediyorum okumaya. Kemalin lem'ası söndü. Fakat şems-i cemal var gördüm. Kemalin lem'ası söndü. Şimdi artık usulü anladıktan sonra okumak hızlanabilir, daha hızlı gidebiliriz. Şu dünyada gördüğüm kemal diyebildiğim mükemmellikler, diyebildiğim güzellikler var ya, bu dünyanın bizzat kendisi açısından hemen geçiyor olduğunu gördüğümden, bunlar çok mükemmel şeyler değildir, bizzat kendileri diye anladım. Bu kendi güzellikler kendilerinden değil. Benim şu güzel diye sarıldığım, dünyadaki çok hızlı giden bir alet, çok hızlı işlem yapan bir makine diye sarıldığım şeylerin hepsinin lem'ası söndü, ışıkçıkları söndü. Neden? Çünkü onların geçici olduğunu ve insanın kalbinin terennümlerine, insaniyetin beklentilerine cevap vermediğini anladığım için onlarda bir kemal olmadığını gördüm. Fakat şems-i cemal var gördüm. Onların güzelliklerinin gözümden değerini kaybetmesiyle peki bunlar nereden geldi dedim. Bu güzelliklerin kaynağı nedir dedim. Kalp o güzelliklerin kaynağını aklın soruşturması vasıtasıyla kaynağına ulaştığı zaman o zaman demek ki bu güzellikleri bu aletlerin çalışmasındaki sistemin güzelliklerini de teknoloji aletlerinin çalışmasındaki sistemin güzelliklerinin de yaratıcısı, var edicisi yani kaynağının ne kadar güzel bir şems-i cemal gördüm. O kaynağın ne kadar da mükemmel, ne kadar da güzel olduğunu anladım. Kaynağın güzel olduğunu anladım. Eşyanın kendisinin değil. Mesela elinize şimdiye kadar bugünkü konuşmalarımız dahilinde konuşalım. Elimize bir teknoloji aleti aldık. O da çok güzel hızlı hesap yapıyor. Niye göre yapıyor? Yaratılıştaki kurallara göre yapıyor. Bu yaratılış kurallarını tanzim edenin ne muazzam ne sonsuz hikmet sahibi olduğunu anladım.
alem ne sonsuz hikmetle bu kainat yaratılmış. Bu elektrik yaratılmış, manyetik alan yaratılmış ya da eşyada bu duragan elektrik ne diyorlarsa bu kabiliyet verilmiş. Ne kadar çok bilgi, informasyon yazı cinsinden olsaydı sayfalarca tutacak olan bilgiyi biz bir tek milimetre küplük bir alana yerleştirebiliyorsak demek ki o bir milimetre küp alandaki madde bu özelliklerle donatılarak yaratılmış. Demek ki bunun yaratıcısı sonsuz hikmet sahibidir diye anlıyoruz. Zeval aynı visal oldu. Elem aynı lezzettir gör. Zeval yani eşyanın geçiyor oluşu, toz toprağa dönüşüyor oluşu, o eşyanın bu özellikte yaratıcısının bulunmasına neden oldu. Eşyanın kendisine değil, o eşyayı bu özellikte yaratanı bulmaya neden oldu. Zeval aynı visal oldu. Yani geçicilik, ulaşmanın, kavuşmanın, gerçeği bulmanın, hakikati bulmanın ta kendisi oldu. Elem aynı lezzettir gör. Bir güzelliğe sevdiğimiz, hoşlandığımız bir şeyi elde ettiğimiz zaman o şeyin bir an sonra, bir müddet sonra tekrar solacağını, elimizden gideceğini, o sevdiğimiz gençliğin, sevdiğimiz gücümüzün, kuvvetimizin, bizdeki duyguların bir an sonra, bir müddet sonra bizden alınacağını anlar anlamaz üzülmeye başlamıştım ya, işte bu üzülmenin bizzat kendisi bana bunlar değildi senin maksadın. Bu güzellikleri, güzel olan eşyayı güzel yaratandı senin ulaşmak istediğin. Ona onu buldun işte. Yaratıcısını buldun. Sana güzellikle ikram eden rahmet sahibi, kerem sahibi olanı buldun. Eşyanın kendisine sarılma. Onu bırak, onu sana güzellik güzelce yaratıp sevdirtene bak dediğimiz anda lezzetin bizzat kendisini bulduk. Çünkü eşya geçicidir. Ama eşyayı daima tazelendirerek kendisinin ebedi, sonsuz olduğunu gösteren zat benim sahibim, malikim, beni kendisine çağıran, davet eden zat olduğunu anlamama vesile oldu. Bana diyor ki, bu güzel yaptığım eşyanın kendisine sarılma. O güzel yaptığım eşya vasıtasıyla onu çürüteceğim ta ki ona sarılmana engel olacağım. O güzel yaptığım eşya vasıtasıyla seni ben kendimi tanıtıyorum. Kendimi sana tanıtıyorum. Seni kendine davet ediyorum deme işlemini o yaratıkta görüyorum. İşte o zaman lezzetin içinde kendimizi buluyoruz. Benim bir yaratıcım var. Benim sahibim var. Kendini bana tanıtıyor, beni kendine davet ediyor. Gel beni tanı, ben senin sahibinim, bana güven, ben sana vücut verenim, bu duyguları sana veren benim, bunları tatmin edecek olan da benim. Dönüş banadır. Dönüş bana olmalıdır. Ve ileyhi turcaun. Ona döneceksiniz demek. Bütün duygularınızı o kaynağı, o duyguları size verene yönelteceksiniz, götüreceksiniz demektir. Çok önemli bu ve ileyhi duracaksın. Öldükten sonra ona döneceğiz demek çok cüce bir anlayıştır. Her şey her haliyle zevale gidiyor ya, o zevalin içerisinde sonsuz lezzeti bulmaktır. Öldükten sonra ona gitmek binde bir manası. Her bir şeyin zevalinin içinde o zeval ile bana gelen elem bana tam lezzetin kaynağını bulmama vesile olmaktadır. O zaman demek ki ve ileyhi turcaun ve ileyhi turcaul umur
ve ileyhi raciun. Veya bir ayet vardı, güzel bir ayet. İkra suresinde düşününce hatırlayamıyorum ama Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insane leyatgâ erra'âhu istagnâ inne ilâ rabbike rucu'a. İnne ilâ rabbike rucu'a, dönüş mutlaka senin Rabbinedir. İşte o dönüşü burada her bir eşyanın zevalini görmekte anlamamız lazım. Eşyanın zevalini görerek bu eşyayı bu güzellikte sevdiren ve bana onun ebedi olmasını isteten duyguları vereni bulduğum anda işte ve ileyhi ve ila rabbike ve ila rabbike ruc'a'yı gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani dönüş Rabbinedir, sahibinedir, sana varlık verenedir gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunu Ebu C diyor ki, bunu idrak edince bütün endişeler son buluyor elhamdülillah. Evet. Çok güzel. Yani bu cümlenin hiçbir itirazım olmadan katılıyorum. Yani kelimeler yerinde kullanıldı. Bütün endişeler son buluyor, insaniyet tatmin oluyor. Onun için elem aynı lezzettir gör. Bunu anlamak o kadar önemlidir ki arkadaşlar, insanlık binlerce yıldan beri bir şer problemidir diye cedelleşip durmuşlar. İşte şer problemini ancak bununla çözebilirsiniz. Buradaki usul ile çözebilirsiniz. Ama unutmayacağız ki şer problemini de çözmek için ehli huzur olmak gerekir. Bunu unutmayacağız. Bu cümleler beylik cümleler gibi okunmayacak. Bunlar çok önemli düşünce prensipleridir. Elemin aynı lezzet olması, zevalin aynı visal olması, önce ehli huzur olmak, sonra aklı alet olarak kullanmak ve kalbin terennümlerini inkar etmemek gerekir. İnsaniyeti inkar etmemek gerekir. İnsaniyet emniyet istiyor. İnsaniyetimiz varlığımızın güven içerisinde olmasını istiyor. Ona selamet diyoruz. Barış içinde olmak istiyor. İnsan kendisiyle çelişkili olmak istemiyor. Yani ben mutluluk istiyorum ama mutluluk yok. İşte bu çelişkidir. İnsan bu çelişkiden kurtulmadıkça insaniyete huzur bulmaz. Bu selam dediğimiz, huzur dediğimiz, barış dediğimiz olay budur. Kendi içinde barışık olmak ancak bu şekilde mümkündür. Kendisiyle barışık olmak ancak bu şekilde mümkündür. Yani ben güven içinde olmak istiyorum, ben kendimle çelişmemek istiyorum, ben varlığımı emniyette hissetmek istiyorum, ben ebedi mutlu olmak istiyorum, hiç kötülük olmak olsun istemiyorum. İşte bunu, bu duyguların hepsinin mutlaka cevabını bulmam lazım. Eğer bu duygulara cevap bulmadım da bunları burada böyle ama ahirette diye atlattıysam, demek ki hala imanın emniyetine, güvenine ulaşmadım, kendimi kandırıyorum demektir. Ahiret yok değil. İyi dikkat edin. Yanlış anlamayın. Burada problemi çözüp eğer burada bana huzur veren Rabbi buldum, elemin içinde lezzeti buldum, zevalin içinde vuslatı buldum diyen bir anlayışla, burada 17. söz bunu anlatıyor devamlı, diyen bir anlayışla eğer şu dünyada bir sonuca ulaşmadım, bir imani sonuca ulaşmadı isem, ahirette bana huzur verilecek demek, burada kani olmadığım, ikna olmadığım bir şeyi ahirete atmak tasavvurdur, tahayyüldür, iman değildir. Ümit, olsun istiyorum demektir. Burada bunu yaşamam lazım.
veya Ebu Cen'in ifadesiyle burada idrak etmek, burada bütün endişelerden kurtulmak, yani burada kendi iç çelişkilerimi çözmem lazım. Bu dünyada bu iç çelişkilerimi çözmem lazım. Kur'an'ı da bu iç çelişkilerimi çözmede bir araç olarak kullanmayı bilmem lazım. Çünkü kainatın yaratılışının yanı sıra kainatın yaratıcısı sözde de bize rehberlik yapar diye bu günkü sohbetimizin başında konuşmuştum. Efendim burada kalalım. İnşallah ömür nefse amel oldu. Burası daha başka bir açıdan olaya bakıyor. Ömür nefse amel oldu. İşte biz de burada tekrar bugün aklı çok konuştuk. İnşallah pazar günde ameli konuşacağız. Nasıl ömür amelin kendisi oldu? Sonra ömür nasıl ebed oluyor? Halbuki ömür sınırlıdır. Bunlar çok ince konular. Bu zat ben okudukça bu müellifi böyle sanki dünyanın problemlerini zamanında çok ciddi bir şekilde incelemiş, çok ciddi bir şekilde çalışmış. O 17 yıllık Van hayatında dünyadaki bütün problemler ona efendim siz felsefik düşünceler deyin, ilahiyatçıların, kelamcıların düşüncesi deyin, ne derseniz deyin, isim takmak hiç önemli değil. Bu akımları incelemiş, problemlerini tespit etmiş, onlara kendi içinde tutarlı cevabını bulmuş ve ondan sonra konuşuyor bize. Ama bize ilim satmıyor. Onu da bize öğretiyor. Gidip de bir filozofun bir kitabını okudum veya bir müfessirin bir tefsirini okudum, şu tefsirde şu müfessir şöyle söylüyor diye hava atma bana. Ne anladıysan beni ikna edecek şekilde anlat prensibini, ben Said Nursi'den öğrendim. Onun için okumalarımızdaki geçen kitaplar, isimler, bibliografilerin hiçbir değeri yok. Ne anladıysan onu getir bana söyle. Ne anladıysan onu getir bana anlat. İsim satma, otorite satma. Bu prensibi Said Nursi'den öğreniyoruz. Said Nursi'nin bu şekilde referanssız konuşması bize amiyane konuşması gibi görünüyor. O da bizim hatamız. Ne kadar ciddi meselelerin içerisine girdiğini ancak bu meselelerle muhatap olduğun zaman anlıyorsun. Ama muhatap olmadıysan Said Nursi'yi iyi bir nasihatçı, ahlakçı diye anlıyorsun. Çok çok yüzeysel bir yaklaşımdır. Said Nursi gerçekten çok ciddi bir mütefekkirdir. Kur'an'ı çok iyi anlamış bir mütefekkirdir. Zamanın problemlerini gerçekten bilerek konuşan bir mütefekkirdir. Ve Allah'ın verdiği kabiliyeti yerinde kullanmış bir insandır. Allah ona ebediyen rahmet etsin. Rahimehullah. Biz de ondan ciddi bir şekilde faydalanmamız lazım. Her bir cümlesinin altında ben şahsen büyük bir düşünce akımının çözümlenmiş şeklini görüyorum. Onun için böyle en ufak bir kelime kullanım hatasına tahammül edemiyorum. Çünkü o kelimeyi kullanmadığımız halde o düşünce akımına cevap veremeyeceğiz demektir. Onun için kullanılan kelimelerdeki veya kullanılan kelimelerin kullanılış yerlerine gösterdiğim hassasiyeti ve tepkiyi lütfen ciddiyetle anlayın. Kimseye hakaret etmek, üstünlük satmak için değil. Çok daha ciddi düşünmemiz lazım. Çünkü ciddi ciddi düşünen insanlar meseleleri ya çözmüşler ya çözememişler. Çözenlerden faydalanacağız. Çözemeyenlerden de örnek alıp biz de aynı hataya düşmeyeceğiz. Biz bu dünyaya taallüm ile tekemmül etmeye geldik. İnşallah Rabbimizi daha iyi tanımaya geldik. Bunun için de ciddi ciddi bize verilen emanetleri, aletleri kullanmamız şart arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sizin söyleyeceğiniz varsa buyurun, değilse ben inşallah burada çok çok önemli bir ayet, risalelerde hep geçer. Bunun ne demeye geldiğini yavaş yavaş anlamanın heyecanıyla bu ayeti okuyacağım. Said Nursi de her çalışmasının sonunda aşağı yukarı bu ayeti kullanır. Onun ne kadar önemli olduğunu çok hani heyecanla takip etmeye, anlamaya çalışıyorum. Onun için bu ayeti okurken
hiç de basite alarak okumayın. Yok bir melekler Allah'a demişler işte sen bize bildir, sen bize bildirmezsen biz bilmeyiz demişler diye hikaye içinde boğmayın bu ayet. Bu ayet çok önemli meseleleri çözen bir ayet. Said Nursi'nin devamlı kullanmasındaki hikmeti elhamdülillah yavaş yavaş görmeye başladım. Neden bunu devamlı kullanıyormuş diye. Okuyorum Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.